arkadaşlar 35'i verin. Bir dizi Türkiye'de gösterime girdi. Sesini de açın. Arayış isimli Mehmet Günsur, Aslı Enver oynuyor. Şimdi fotoğrafları çevirin hemen arkadaşlar. Şimdi bu dizi bir platformda gösterime girdi. Fotoğraflar gelsin, aynen fotoğrafları çevirin. Her şeyin nasıl çorba edilebileceğini ben bu dizide gördüm. Güya içine tasavvuf koymuşlar, güya içine şamanizm koymuşlar. Çıplaklık zaten zerre, yani o kadar çok var ki işte güya kendilerine New Age akımları koymuşlar. Hepsini bir torbaya atıp hepsinin içini boşaltmışlar bir güzel ve arkasından da dizi diye pazarlamışlar. Ama her yerinden de sembol akıyor. Tabii şimdi bunu izleyicilerimiz bize çok fazla atıyor. Mesela işte buradaki sembollerde şöyle geleceğim, ben ekranda göstereceğim. Elif ve Vav harfinin de yer aldığı, buradan gelin. Elif ve Vav harfini de görüyorsunuz. Böyle bir sembol. Karman çorman, Mehmet Günsur karanlıklardan geliyor. Bunun daha net bir fotoğrafı var mıydı bilmiyorum arkadaşlar. Burada yok mu? Peki. Burası da oynatın istiyorsanız ya da değiştirin bir sonraki fotoğrafı. Yine farklı semboller kullanılmış. Efendim ve işte her yeri sembollerle donatılmış bir aslında dinsizlik projesi. Tam LGBT, işte bütün konuş aşı, hepsini konuşuyoruz. Tam da işte burada şaman ayini yapılıyor. Güya zikir adı altında, hiç alakası yok. Hepsi maskeli. Evet. Hepsini böyle bir çuvala atmışlar. Şimdi eskiden beri medya, özellikle küreselcilerin en fazla kullandığı şey medya. Ellerinde, sivil toplum kuruluşları ellerinde, özellikle Hollywood tarzı bu tür filmler bilerek, isteyerek yapılır. Bunun içerisine kodlar yerleştirilir. Subliminal mesaj diyoruz biz bunlara. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Evet, bir taraftan LGBT'yi dayatıyorlar. Bir yaşam tarzı dayatıyorlar esasında. Hocam çok çok özür dilerim. Şurada mesela hani güya zikir gibi yapıyorlar. Şaman ayini var. Hepsi maskeli. Neden maske var onu da bilmiyorum. İşte bu da güya tarikatın lideri. Ama normal bir tarikattan post olarak yerine geçiyor. Ama sonrasında tarikatı bambaşka yönlere çekiyor. Evet. Biraz Adnan Oktarcılığı atmışlar için. Her şey var. Yani bir sosyal yaşam bizlere sunuyorlar. Cinsel tercihlere kadar bizlere ne olması gerektiğini gösteriyorlar. Bir de bunun yanında tabii bu değiştirdikleri dünyada ya da değiştirecekleri yeni küresel düzende, oluşturacakları küresel düzende bir de din lazım. O din ne? Paganizm. İşte o paganizmin... O paganizmin tanıtımını, reklamını her filmde yapıyorlar zaten. Hollywood filmlerine baktığınızda böyle saçma sapan şeyler görürsünüz, logolar görürsünüz, işaretler görürsünüz. Esasında onlar insanların beyinlerine bir kod bırakıyor, kodluyor onu. Senin zihninde bir şeyler uyandırıyor, bir şekil oluşturuyor. İşte göz şekli oluyor bu. Efendim kendileri simgesi işte o Lucifer'in gözü oluyor mesela, falan. Mesela oraya yerleştirmişler. Şu neydi? Onun şimdi, adı vardı Kazım Hocam. Burada da işte güneşi koymuşlar. Göremedim. Şunun etrafında bir var, bu da ağaç. Yani ne ağacı o? Yeniden doğuş gibi. Çöpleşmiş. Ya her birisinin bir anlamı belki olmayabilir ama şöyle, en azından bizi böyle düşündürüyor. Bu anlam, bir kod, bir şey veriyorlar. Dolayısıyla burada da bir paganizm propagandası var. Bunlara dikkat etmek lazım. Yani bu özellikle Rütük bu konulara da dikkat etmesi lazım. Bu tür özellikle gençlerin, çocukların beyinlerini bu şekilde yıkamaya çalışan ya da çocukları başka bir işte böyle dinsizliğe, paganizme yönlendiren filmlere, kodlara, subliminal mesajlara çok dikkat etmek lazım, uyarmak lazım diye düşünüyorum. Spiritüelizmin de içini boşaltmışlar burada. Evet. Tarikatların da içini boşaltmışlar. Her şey. Evet, evet. Çorba Kazım Hocam. Yani çok diğer ilginç. Fotoğraflara geçin. Ben daha bu kadarcık süre izlediğimde aynı şey geçti aklımdan. Çorba bir şey yapmışlar. Çorba dedim. Çorba. Daha izlemedim yani niye yapmışlar, ne amaçla yapmışlar ama tam çorba yapmışlar. Yeni başladı zaten. Bir de hani simgeler kullanılmış, bir de simgeler biraz böyle çarpıtılmış da bak mesela bir tuhaf bir yıldız var orada. Şu. Altılı yıldız mı? Efendim şey mi? Ne onun adı? Deniz anası mı? Belli değil. Yine bakın orada çağrıştırıcı olarak özellikle de bilinçli olarak hani dikkat nükleer işareti olarak kullanılmış olan bizim kadim üç hilal iç içe vardır ya öyle bir çağrıştırıcı var orada. Başka bir şey. Gerçekten çorba olmuş. Yani işte hani verilen mesaj böyle tam böyle şaman ve pagan. Bence yine ilk cümleyi de herhalde ilk replikti. Tam da böyle bir metaverse'e doğru bir yönlendirme var gibi. Çünkü bu adam pagan savaşında binlerce yıldır süren bu savaşta fotoğrafları değiştirme. Tam da gelinen bu noktadaki iki onlara göre final denemesi herhalde. Birisi bu LGBT meselesi, insan neslini bitirmek. Birisi de metaverse, ne diyor? Ayet ötesi yani. Evet. Sizin Allah'ınızdan daha iyi bir dünya kurarız. İşte burada da söylüyor burada ya. Burada da onu yapılıyor. Tabii. Yani işte bunu hep şöyle örnekliyorlar.
İşte birinci derece bir yakının, baban, evladın kaybetti bu dünyada. Ama Metaverse'de ona gidip sarılabileceksin, onunla sohbet edebileceksin. Yani bak, sizin Allah'ınız burada size acı çektiriyor ama biz burada hep mutlu olacağınız bir dünya yaratıyoruz karşılığı var. Tabii bu yine bizim Allah'ımızın araçlarıyla, alet edevatıyla yapıyorlar bunu ama maalesef o final çabası bence ben bunu küreselcilerin bir arada söyledikleri dillerinden de çıkan eğer biz gidersek yakar yıkar gideriz zinin karşılığı gibi geliyor bana. Çünkü bence gidiyorlar. Bence bu projelerinin hiçbiri finaline doğru gitmeyecek. Mesela Metaverse ile ilgili bana değerli dostlar hep şunu soruyorlar. Hocam Metaverse'ü sen böyle eleştiriyorsun ama bizim devletimiz de bu işin içinde var olduğunu söyledi. Ama şunu söylemek lazım. Bir şeyin dışındaysanız onu yönetemezsiniz. İçine girip yönetmek gerekir. O yüzden bütün bu projelerini adamlar, şurada, paganların bu projelerini inşallah yerle bir edecekler. Şurada güya hani çemberler, zikir halkaları oluşturmuşlar ama hani öyle bir şaman bence bu ya da pagan şeyi. Hepsi maskeli yine. Birbirine karıştırmışlar hepsini. Yani, evet, yani işte bir hani zikir halkası gibi oluşturmuş güya. Orada da zakir dini, mi denir? Hani o evet, evet, tek sahnede kişi, birkaç dini çizgi birden var farklı farklı. Yani. Evet. Haluk Hocam, yani içi şimdi, boşalmış bir dinsizlik. Ya şöyle zaten New Age akımlarını biz artık burada anlatmaktan hani biliyorsun iki yıldır artık helak olduk. Sonuçta biz bunu bekliyor muyduk? Bekliyorduk. Şimdi bu bir film portalında yani platformunda yayınlandığı için serbestçe yayınlayabiliyorlar. Bu televizyonda oynamıyor. Tabii yani, platformda. Bu platform malum platform. Şu simgeleri bir tekrar yakından görseniz ya Ali abiden rica edelim. Evet. Orada çok ilginç, orada nükleer bir simge de alıyorum ben. Orada dünyanın yok oluşu simgelenmiş, bu bir. Ama deminki sahne çok önemli Türker. Hangisi? Orada bak Hristiyanlık, o dönen zikir sahnesinde Hristiyanlık, Mevlevilik. Kadın Mevlevi var mesela, bizde öyle bir şey yoktur. Mevlevilik kullanılmış. Kadın, çorba. Ardından paganizm kullanmış, yani pagan ve Orta Asya adetleri de kullanılmış. Yani Orta Asya Türk tepleri falan kullanılmış. Hepsini çorba yapmışlar. Zaten biz baştan beri ne diyoruz? Yeni bir dünya dini oluşturuyorlar. Yeni dünya dininde her şeyin en kolay tarafını alıp, alın size yeni dünya dini diye karma, uçuk bir din sunacaklar. Ve ben bunun bir adım daha ilerisine gittiğimde zaten bak orada var. Elif ve Vav şimdi, harfi var yani. Elif, evet. Yani bunu özellikle yani içine burada, katmışlar. Bak gene aynı şey. Elif ve Baal. Tamam, bir tarafta şeytan, bir tarafta işte Elif harfini kullanıyorsun. Ne yapıyorsun? Orada yeni dünya düzeninin ikisinin karması ve sadece zevk, bak zaten biraz önce verdiğin şey de var, tamam mı? Evet. Eğlence, ama onun dışında sorumluluk ya da kendini yönetme, kendini aşma gibi bir derdi olmayan sapkın bir zihniyete doğru götürüyorsun. Cinsellik her zaman için bu tür akımlarda başrolü oynamıştır. Bakın, insanı her zaman etkileyecek iki tane sihirli güç vardır. Yani bunlardan zayıflıkları vardır. Bunlardan birincisi en başta geleni tabii ki cinselliktir. Bunu da yerine getirebilecek ya da dünyasal zevkleri tattırabilecek anlamda paradır. İkisini bu şeytani yapı çok etkili biçimde kullanıyor. Dikkat edin, her defasında bu tür filmlerde ki ben bunların yabancı versiyonlarını izliyorum, neler yaptıklarını görüyorum. Şu var, şeytani güçlere sahip olan kim varsa, oraya kim dahil olursa bir kere ekonomik sıkıntısı olmuyor. Çok ilginç. Tabii, çok ilginç. Mal varlıklarını da buraya vakfa bağışlıyorlar. Evet. Bir de hasta olanlar özellikle gidiyor ki şifa. Şifa adı altında şifa veriyoruz biz size. Şimdi biz bu sahne Türkiye'de o kadar çok yaşadık ki biz bunları gördük ya, değil mi? Yani, şimdi bak çok ilginç. Ben bunun maalesef gerçeğini şöyle anlatayım. Bir sorun var. Bunun gerçeği Zerzeban Kalesi'nde yaşadı mı diye bir soru sorayım, yaşandı mı diye. Diyarbakır'da. Rockefeller ailesi. Buna benzer bir ayin yaptı mı? Ben bu soruyu ilgili kişilere soruyorum. Üzerine alınsınlar. Birileri alınsın, bu sorunun cevabını versin. Türkiye'de de maalesef yapılıyor. Gelip yapıyorlar burada. Şunları eklemek istiyorum. İlk ben kareyi gördüm ve sen konuşmaya başladığında böyle bir büyük acı yaşadım. Niye? İtiraf edeyim onu. Ben bana fotoğraflar geldiğinde bunu yabancı bir dizi zannetmiştim. Şok oldum yani. Evet. İkincisi, bununla da bağlantılı şunu söyleyeceğim. Son hafta özellikle belki 7-8 böyle dostumla konuştum. Bu ülkede milli, duruşu sağlam, adam gibi sanatçılar maalesef Avrupa'nın çeşitli yerlerinde inşaat işçisi olarak çalışmaya gidiyorlar. Bakın özellikle söylüyorum. Şu yapımları yapan, bunları destekleyen, bunlarda oynayanlarsa maalesef
devlet kurumları tarafından ciddi rakamlarla, ciddi projelerin içerisinde yer alıyorlar. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Bu benim boynuma bir borçtur. Eyvallah. Ankara'da, İstanbul'da, bakın tekrar ediyorum, Portekiz'de inşaata çalışmaya gidiyor. Türkiye'nin çok değerli bir aktörü. Buradan geçit bulamadığı için, adam olduğu için, bunların içerisinde yer almadığı için maalesef Türkiye'nin devlet kurumunun projelerinde de yer alamıyor. Bunu özellikle burada söylemek istedim.